Dostlar selamünaleyküm. Afrika'da işler Batı'nın hayal ettiği gibi gitmiyor ki zaten bu olması beklenen. Hatta gecikmiş bir süreç olarak bile görülebilir. Çünkü yüzlerce yıldır Batı Afrika'yı bir kene gibi sömürüp aç bırakıyor. Dünyanın en büyük zenginliklerini oralardan alıp o insanların gelişmemesi için her şeyi yapıyorlar. Çünkü ne kadar refah olursa zaman içerisinde bilinç düzeyi de o kadar yükselecek ve halk ne kadar bilinçlenirse Batı'ya karşı uyanışları o kadar çabuk olacaktı. Ama Batı'nın özellikle de Fransa'nın Afrika nın, Amerikalıları sistemli olarak sindirdiği dönem artık son buldu ve bunu son yıllarda Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi örneklerde bolca gördük. Ve bugün bu örneklerin içinden Burkina Faso'ya odaklanıyoruz. Orada neler oluyor? Her yerde son günlerde resmini görmeye alıştığımız Cumhurbaşkanı İbrahim Traoré kimdir? Ne yapmaya çalışıyor? Ve yaşanan bu gelişmelerle Türkiye arasında bağlantı var mı? Yani Fransa'nın Afrika'dan defedilmesinde Türkiye'nin parmağı var mıydı? Bugün çok kısa bir sürede çok fazla soruyu cevaplandıracağız. O yüzden uzatmadan konuya başlayalım. Dediğim gibi Afrika'da alışık olmadığımız şeyler oluyor. Çünkü Afrika dediğimizde hepimizin aklında Batının sömürgeciliğine boyun eğmiş, öğrenilmiş çaresizliğin yeryüzündeki en ciddi örnekleri geliyordu. Ama şimdi işler değişiyor. Önce Mali, ardından Burkina Faso ve şimdi de Nijer. Fransa'nın askerlerini ülkesinden defetti. Hem ABD hem Avrupa Orta Afrika'da tam anlamıyla kaybettiler. Fransa'nın uranyumu ve altın kaynakları gitti. Ki Fransa buralarda madenlerin birçoğuna sahipti. Orta Afrika ülkelerinin kendilerine ait olan madenlerden çıkanları da neredeyse bedavaya satın alıyordu. İşte böyle bir potansiyeli kaybettiler. Bu da elbette onları deliye döndürdü. Hatta ABD ve Fransa'nın bu bölgeye saldırı hazırlığında olduğu söyleniyor. Zaten ABD Nijeri güç kullan Fransa da Nijer'e karşı işgal çığırtkanlığına başladı. Muhtemelen hedefledikleri şey Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu olan ECOWAS üyesi 15 ülkeyi Nijer'in üstüne salmak. Çünkü bu topluluğun üyesi olan ülkeler zaten Batı'nın güdümündeler. Ama her ne kadar Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Nijer'e müdahale sinyali verse de işler pek eskisi gibi olmadı. Çünkü bu sefer Mali, Gine ve Burkina Faso Nijer'e askeri müdahalede bulunulursa Nijer için savaşacaklarını açıkladı. Hatta Cezayir'de Fransa Nijer'e askeri müdahalede bulunursa askeri bir karşılık vereceğini açıkladı. Yani karşılarında artık köleliği kabul etmiş bir Afrika yok. Ve bu direnişin en önemli ayaklarından biri şu an Burkina Faso. Burkina Faso başarılık insanların ülkesi demek. Şu an tam olarak bunun hakkını veriyorlar. Ve bu yüzden de her yerde darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin resimlerini ve açıklamalarını görüyoruz. O yüzden öncelikle İbrahim Thraoure'nin kim olduğunu konuşarak başlayalım. Aslında hakkında çok fazla bilgi yok. Hatta şöyle söyleyeyim, başa geçmek için darbe yaptığı günden bir hafta önce kendi ülkesinde bile hiç kimse onun adını bile duymamıştı. Aslında biraz da şartlar onu bu darbeyi yapabilmeye itti. Bunun için elbette Burkina Faso'daki durumu konuşmak ve bilmek gerekiyor. Burkina Faso Fransa'dan bağımsızlığını 1960 yılında kazandı. Tabi bu görüntüde bir bağımsızlık da oradaki Fransa etkisi son günlere kadar hep devam etti. 2010'ların ortasında Orta Afrika'da terör olayları patladı ve İslamcı gibi görünen ama Batı'nın besleyip büyüttüğü Daesh ve El-Kaide oradaki ülkelerin başına bela olmaya başladı. Ve Orta Afrika ülkelerinde istikrarsızlık hiç olmadığı kadar tehlikeli bir noktaya geldi. Fransa bu terör olaylarını sonlandıramadı. Yani başlattığı şaşalı operasyonlar filan hiçbir alta yaramadı. Bu olaylar yaşanırken Burkina Faso'nun başında ise Christian Kabore vardı. Ülkede seçimle başa gelen ilk isim diyor Fransa destekliydi. Ama hiçbir konuda başarı sağlayamadı. Terör günden güne büyüdü ve Burkina Faso ordusu terör saldırılarına büyük kayıplar vermeye başladı. Tabi bu durum orduda ciddi bir rahatsızlık oluşturdu ve 2022'nin başında Yarbay Damiba ülke yönetimine el koydu. O dönemlerde bu darbe insanlara umut vermişti terör olaylarının biteceği düşünülüyordu. Ama 9 ay boyunca ülkede güvenlik daha da bozuldu. Bakın junta yönetimi başa geliyor. Yani olağanüstü hal durumu var. Bütün güç ordunun elinde ama 9 ayda ülke terörde çok daha kötü bir noktaya gidiyor. Ülkenin %40'ı terör örgütlerinin kontrolüne girdi o dönemde. Tabi bu durum orduda yeniden homurdanmaların başlamasına sebep oldu. İşte İbrahim Traore böyle bir ortamda ortaya çıktı. Normalde bu işler Traore'ye düşmezdi elbette. Çünkü çok gençti. 1988 doğumlu. Hatta ülke yönetimine el koyduğunda dünyanın en genç lideri oldu. Çünkü daha 34 yaşındaydı ve o başa geçtiğinde dünyanın en genç lideri kendisinden 2 yaş büyük olan Şili devlet başkanıydı. Ama şartlar onu yavaş yavaş yüzbaşı rütbesine rağmen ön plana çıkardı. Traore kimdir sorusunu cevaplayacaktık ama hala o konuya giremedik. Şimdi kısaca bir ondan bahsedelim ardından kaldığımız yerden devam ederiz. Dediğim gibi 88 yılında Burkina Faso'da doğdu. Müslüman Öğrenciler Derneği'nin bir üniversitesinden mezun oldu. Aslında üniversite eğitimini jeoloji üzerine aldı ama 2010 yılında orduya katıldı. 2020 yılında yüzbaşı oldu ve bundan bir yıl öncesinde Kobra Özel Kuvvetler Birliği'ne katılmıştı. Bu özel birlik Burkina Faso'da terörle mücadele için oluşturulmuştu. Ardından 2022 yılının Ocak ayında gerçekleşen askeri darbede de aktif şekilde rol aldı. Ön plana çıkışı da aslında buradan sonra oldu. Junta yönetiminin lideri Damiba, Traore'yi ülkenin merkezindeki Kaya alayında topçu komutanlığına getirdi. Burası terör saldırılarının sürekli hedefi oluyordu. Bu yüzden de Junta yönetimi döneminde huzursuz askerlerin karargahına döndü. Orada da Traore ismi bu dönemde duyulmaya başlandı. Çünkü mevcut durumdan rahatsız askerlerin bu rahatsızlıklarını junta yönetimine iletmek ona kalmıştı. Bu yüzden de sürekli başkente gidip geliyordu. Ama bir şey değişmiyordu. 2022'nin Ekim ayında ise askeri bir konvoya büyük bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 27 asker öldü ve artık yeni bir darbe beklenir oldu. Ama tabii yüksek rütbeli askerlerden bekleniyordu. Ve beklentinin aksine yüzbaşı Traore yönetime el koydu. Bu noktadan sonra iyice parlamaya başladı. Çünkü Yoksulluktan ve terörden bıkmış halka yeniden umut aşıladı. Batıya baş kaldırdı ve Fransız ordusunu ülkesinden defetti. Afrikalı liderlere sürekli kendinize gelin ve gücünüzün farkında olun mesajı verdi. Kısa zamanda çok şey yaptı. Nijer'in hemen ardından ülkesinin Fransa'ya uranyum ihracatını da yasakladı. Kanadalı bir maden şirketini ülkesinden kovdu. Ve sömürgecilik yaptıkları gerekçesiyle şirketin Burkina Faso'da bulunan 200 kilo altınına el koydu. Rusya'ya gitti ve nükleer enerji santrali için Putin'den destek istedi. Afrika'nın göbeğinde yer alıyorlar. Böyle bir nükleer santralle elektrik üretip hem kendi halklarının ihtiyacını karşılayacaklar hem de komşu ülkelere elektrik satacaklar. Yani Traore ülkesinin ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi bilen bir lider. Hamuru ülke topraklarında yoğrulmuş ve başı dik bir Afrikalı. Bu yüzden halk ona ciddi anlamda sahip çıktı. Tabi bu işler kolay değil. Bunu yapabilmesi için büyük bir ülkenin desteği de gerekiyordu. Bu desteği de Rusya'dan gördü. Ve Putin'in desteğiyle Fransa'yı ülkesinden defetti. Yani bu oyunun kazananı hem Burkina Faso oldu hem de Rusya. Türkiye'nin bu olayda bir yeri var mı derseniz yok. Biz bu olaya doğrudan müdahil değiliz. Ama bu gelişmeler Türkiye'nin işine yarar mı derseniz elbette yarar. Çünkü artık Burkina Faso'nun başında kendi kararlarını alabilen bir lider var. Ve Türkiye Afrika ile ilişkilerini son yıllarda iyice arttırdı. Bizim yaklaşımımız kazan kazan ilişkisi olduğu için gittiğimiz her yerde Afrika ülkeleri bize kucak açıyor ve bu sayede de ticaretimiz her gün biraz daha güçleniyor. İşte bu yüzden yaşanan bu gelişmeler Türkiye'yi olumlu anlamda etkileme potansiyeline sahip. Yavaş yavaş bu etkileri görmeye başlarız inşallah. Zaten yeter ki Afrika ülkeleri Batı'nın sömürgeciliğinden kurtulsun. Bunu sağladıkları anda yüzlerini bu tarafa döneceklerdir. Çünkü onlara bir sömürgeci edasıyla yaklaşmayan nadir ülkelerden biri Türkiye. İşte bu yaklaşım yakın zamanda meyvelerini çok daha güçlü şekilde ver başlayacak. İzleyip görelim bakalım. Yeni yüzyıl Afrika'da nelere gebe. Allah'a emanet olun.